Merhaba sevgili gençler, bu dersimizde sizlerle beraber 12. sınıfın 1. dönemi şöyle kaba taslak bir tekrar edeceğiz. İlk etapta logaritma ile işe başlayalım. Kısa bir tekrardan sonra hemen soru çözümüne geçeceğim. Şimdi logaritmada a üzeri x eşittir b şeklinde bir şey varsa, bakın şöyle yapıyorum akılda da kolay kalsın diye. Şimdi a buraya kafa atmış, a x'e kafa atmış. O yüzden geri alıyorum. Diyorum ki burada x kalsın. Logaritma a tabanında b oluyor. Geri gelirken a buna kafa atıyor. Tamam, bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani aklınıza nasıl tutuyorsanız o şekilde sizin için hangisi kolay oluyorsa onu kullanabilirsiniz. Eğer bizim burada bir fonksiyonumuz varsa logaritma a tabanında x gibi. Bunun tanımlı olabilmesi için nelere ihtiyacım var? Birincisi x'in kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. İkincisi a'nın da sıfırdan büyük olması gerekiyor ve de a'nın yani tabanın kesinlikle birden farklı olması gerekiyor. Yani burası birden farklı olacak. Eğer yine bir fonksiyonumuz varsa ve bunun tersini alacaksak, yapmamız gereken şey terste bu sonuçta nedir? Y eşittir fx fonksiyonudur. Y eşittir fx fonksiyonudur. Burada x ile y yer değişecektir. Değil mi? X ile y yer değiştirdiğinde tersini bulabiliriz. O yüzden bunu bulabilmek için y eşittir logaritma a tabanında x diyoruz. Biraz önce söylediğim gibi a buna kafa atarsa şayet x eşittir x eşittir a üzeri y oluyor. Yani x ile y görev değişimini yaptı. Fakat bunu buraya yazarken y gördüğümüz yere x yazarak, çünkü burada x olduğu için burada x yazarak yazdığımızda logaritma a tabanında x logaritmanın fonksiyonunun böyle a üzeri x şeklinde bir üstel fonksiyon dönüştüğünü görebiliriz. Ya da bu şekilde üstel fonksiyonsa aynı mantıkla y eşittir a üzeri x deriz. A buna kafa atmış, geri alırsak logaritma a tabanında y eşittir x deriz. O halde y'ye de x yazarak burasının logaritma a tabanında x şeklinde bulabiliriz. Ya da zaten çok zor çözdükçe bunu hızlandırıyoruz. O yüzden bu şekilde yapabiliriz. Tabanı e olan logaritmaya bayağı logaritma diyoruz. Onu da ln x şeklinde gösteriyoruz. Yani bu logaritma e tabanında x olarak gösterilir. Yani bunu kısacık ln x olarak gösteriyoruz. Doğal logaritma ise logaritma 10 tabanında x'tir. O yüzden bunu yazmayız. Direkt buna logaritma x deriz. Eğer logaritmanın gövdesi, yani şurası 1 ise bu 0'a eşit olur. Eğer ikisi birbirine eşitse bunun da sonucu 1 olacaktır. Diğer özelliklere bakacak olursak, karşımıza logaritma a tabanında b'nin n'inci kuvveti gibi bir ifade geldiğinde bu n'yi başa çarpım olarak düşürebiliriz. Yani n çarpı logaritma a tabanında b diyebiliriz. Ya da şu şekilde ise bu çarpım olarak, bu da bölüm olarak düşer ve y bölü x çarpı logaritma a tabanında b olarak bunları kullanabiliriz. Eğer logaritmanın içerisinde çarpma varsa bunu toplama olarak, yani logaritma a tabanında b artı logaritma a tabanında c şeklinde açabileceğimiz gibi bölmeyi de logaritma a tabanında b eksi logaritma a tabanında c şeklinde açabiliriz. Tabii ki bunu unutmayın. Eğer burası artı ya da eksi olsaydı iç kısım, bunu çarpma ya da bölme olarak çıkaramazdık. Sadece çarpmayı toplamaya, bölmeyi de çıkarmaya çevirerek çıkabiliyoruz. Bu şekilde bir ifade c ile a yer değiştirir. Yani c üzeri logaritma b tabanında a'ya eşit olacaktır. Eğer bu şekilde a'nın üstünde logaritma yine a tabanında bir ifade varsa bu direkt b'ye eşit oluyor. Mesela karşımıza logaritma a tabanında b şeklinde bir logaritma çıktı ve ben bunu farklı bir tabanda yazmak istiyorsam, örneğin c tabanında, bunu logaritma c tabanında b bölü logaritma c tabanında a şeklinde yazacağız. Soruları çözerken de bol miktarda bize yardımcı olacak bir özellik bu. Bir de eğer gerekirse a ile b'nin yerini değiştirmem gerekirse bunu 1 bölü logaritma b tabanında a şeklinde yazabileceğim. Bu çarpmalar, tabii ki ben bunları farklı tabanlarda şu şekilde yazabildiğimden dolayı hepsini doğal logaritma olarak, yani 10 tabanında yazacak olursak buradaki b'ler, c'ler, e'ler mesela birbirlerini götürür. Bu da logaritma a tabanında d kalmasına sebep olur.
Artık sorularımıza geçebiliriz. İlk sorumuza baktığımızda işlemin sonucu kaçtır demiş. Hemen şöyle bir göz atalım. Bakın toplama ve çıkarma var aralarda. Ben nasıl logaritmanın iç kısmında çarpma ve bölmeyi dışarıya toplama ve çıkarma olarak dağıtabiliyorsam bunları da geri toplayabilirim. Yani şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Logaritma 30 tabanında 5 çarpı 18 bölü 3 şeklinde bunu yazabilirim. O halde burası logaritma 30 tabanında şöyle sadeleşir. 5 çarpı 6 olur. Bu da logaritma 30 tabanında 30 olur. 30'a 30'a ne dedik? 1 dedik. Diğer sorumuza bakacak olursak bakın. Burada da nelerimiz var? Logaritma 10 tabanında bu ifadeler var. E tabanında bu ifadeler var. Şimdi bunları yerine bir yazalım. Şimdi logaritma 1 sıfırdır. Yani burası 2 çarpı 0 olacaktır. Artı 3'ü ben şuraya hatta logaritma 10 tabanında 10 da nedir? 1'dir. O yüzden arasında ne kalır? 3 kalır. Artı bu da nedir? Şöyle yazalım. Logaritma 10'un 3. kuvvetidir. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Burası ln 1'in 0 olduğunu biliyoruz. O yüzden orası 3 çarpı 0 olur. Ln n'in de e tabanında e olduğu için 1 olduğunu. Artı bu 2'yi de yanına atabiliriz şu şekilde. Ln n şeklinde. Şimdi bunlar 0 oldu. 3 artı. Bu da başına 3 olarak geldi ve logaritma 10 tabanında 11 olduğu için burası da 13 oldu. Burası 1 ve şurası da 1 olduğundan dolayı burada 2 oldu. O da 6 bölü 3 şeklinde bir ifade elde edildi. Doğrudan sonucumuz 2 olarak hesaplamış olur. Buradaki sorumuza baktığımızda ise bakın mesela burası 5 üzerinde logaritma 10 tabanında x var. Burada 7 üzerinde logaritma 10 tabanında 25 var. Şimdi ben şunu şu şekilde yapabilirim bakın. 5 üzeri logaritma 10 tabanında x eşittir. Bunu 7 üzeri bu 5'in karesidir sonuç olarak öyle değil mi? Bu 2'yi de başa alırsak 2 çarpı logaritma ne gelir burası? 5 gelir. Şimdi devam ediyorum. Burası 5 üzeri logaritma x olur. Burada da 7'nin karesi yani 7'nin karesi üzeri logaritma 5 diye yazabiliriz. Üstün üstünden sonuçta çarpılacağı için. O da 5 üzeri logaritma x olur. Bu da 49 üzeri logaritma 5 olur. Bir özellikle ne demiştim? Bu şekilde bunlar yer değiştirebiliyorlardı. O halde yer değiştiriyorlarsa burası 5 üzeri logaritma x iken bu ikisi yer değiştirince bu da 5 üzeri logaritma 49 olur. 49 olur. Burada tabanları aynı ise logaritma x de logaritma 49'a eşit olacağından dolayı x'i de ne olarak buluruz? 49 olarak buluruz burada. Buna baktığımızda ise şu şekilde davranabiliriz. Logaritma 3 tabanında bir ifade 0 ise şayet bu ifade 1'e eşittir. Hemen yazalım. Logaritma 4 tabanında logaritma 3. Tabii ki ben anlattığım için tek tek yazıyorum. Yazmadan üstünden de şöyle bura bir ise şurada şudur mesela. Bura bir ise bura 4'tür. Bura 4 ise 81'dir şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi buranın 1 olabilmesi için şuranın da 4 tabanında olduğundan dolayı 4'e eşit olur. Yani logaritma 3 tabanında x eksi 20'nin 4 olduğunu bulduk. 3 de buna kafa atar. X eksi 20 eşittir. 3'ün 4. kuvvetinden 81 olarak bulunur. 20 de karşıya pozitif olarak geçerse sonucumuz 101 olur. Buradaki sorumuza baktığımızda ise bakın neler var. Mesela burada elen işte 3x artı 5 bölü 2x vermiş. Arada eksi var. Şimdi bu 2'yi başa alırsak şu şekilde elenin de 1 olduğunu düşünürsek bu 2 olur. Aynı mantıkla burada da logaritma 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1'dir. 4 de 2'nin karesidir. Devam edelim. Elen. Burası 3x artı 5 bölü 2x olur. Yanında da eksi 2 var. Burada da bu 2 ve bu 2 çarpım bu da bölüm durumunda geçer. Yani 2 üzeri eksi 1 olacağının orası eksi 2 olur. Logaritma 2 tabanında 2 de nedir? 1'dir. Burası da eksi 2 oldu. Şu 2 eksi 1 birbirini götürdü ve sonuç olarak logaritma 3x artı 5 bölü 2x'i ne olarak bulduk? 0 olarak bulduk. Peki ne zaman 0 oluyordu böyle durumda? Daha doğrusu burası ln. Gerçi fark etmez. Ln 1 de 0 olacak logaritmada. Burayı 1 olarak bulduk. Yani arkadaşlar 3x artı 5 bölü 2x neye eşitmiş? 1'e. İçten dışarı çarpımı yaparsak 3x artı 5'i 2x olarak buluruz. X'i de eksi 5 olarak buluruz burada. Diğer sorumuza baktığımızda ise logaritma 2 tabanında 9a'ymış. Logaritma 3 tabanında 5'ti. B'ymiş. Logaritma 48 tabanında 45'i diyor bize. Şimdi ben şunu daha yalın hale getirmek istiyorum. 9 yerine ne yazalım? 3'ün karesi yazalım.
Bu 3'ü 2'yi de başa atalım. Ne olsun orası? 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 eşittir a olsun. O da logaritma 2 tabanında 3 eşittir a bölü 2 olsun. Yani ben bununla şunu kıyaslayayım. Şimdi buraya baktığımızda en fazla 3 rakamını kullanmışız. O yüzden bunu 3 tabanında yazalım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Logaritma 3 tabanında 45 bölü logaritma 3 tabanında 48 şeklinde bunu yazabiliriz. Şimdi buradan devam edelim. 45'i 3 tabanını kullanarak mesela 9 ile 5'in çarpımı şeklinde yazabiliriz. O da çarpım olduğundan dolayı logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 5 şeklinde açılabilir. Bunu da 3 çarpı 16 şeklinde yazabiliriz. O da logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 16 şeklinde yazılabilir. Şimdi bu 3'ün karesi olduğundan dolayı burası 2'dir. 2 artı 3 tabanında 5'i de ne olarak biliyoruz? B olarak biliyoruz. Bu 1'dir. 1 artı. Bu da logaritma 3 tabanında 2'nin 4. kuvvetidir. 4 başa gelir. 2 de burada kalırsa. Logaritma 3 tabanında 2'yi de biz 2 tabanında 3'ü a bölü 2 olarak biliyorsak hemen şuraya yazalım. Logaritma 3 tabanında 2'yi de bunu döndürür. 2 bölü a olarak söyleyebiliriz. O halde burayı da 2 bölü a olarak bulacağız. Yani burası 4 çarpı 2 bölü a olacak. Yani bu tabanla gövde yer değiştirdiğinde hani 1 bölülü yazıyorduk ya, a bölü 2 ise bu da 2 bölü a olacak. 3 tabanında 2. Öyle değil mi? Şimdi o halde buradan devam edecek olursak şöyle maviyle yazayım. Burası 2 artı b, aslında bitti ama düzenleme yapıyoruz. Burası 1 artı 8 bölü a. Burada a ile genişletirsek 2 artı b bölü a artı 8 bölü a olur. Birinci aynen. İkinciyi ters çevirip çarparsak da ne olacak burası? 2 a artı ab bölü a artı 8 olacak. Bu şekilde bir işlem yapacağız. Dizilere kısaca göz atacak olursak bir f fonksiyonu tanımlayalım. Doğal sayıların pozitifinden reel sayılara gitsin. Burada tanım kümesi pozitif doğal sayılar olur. Yani neler olacaktır? 1, 2, 3 şeklinde artı sonsuza kadar giden elemanlar olacak. Çünkü dizilerde birinci eleman, ikinci eleman vardır. Eksi beşinci eleman yoktur mesela. Buna dikkat edeceğiz. AN'e genel terim deriz. Genel terim deriz. N'yi de terim sayısı. Terim sayısı olarak kullanırız. Mesela üçüncü demek üçüncü terim anlamına gelecek. Dizilerde aritmetik dizimiz artış miktarına göre değişen dizilerdir. Mesela 5 5 artabilir, eksi 7 eksi 7 artabilir gibi. Biz bunları aritmetik dizi diyoruz ve an eşittir a1 artı n eksi 1 çarpı r formülüyle diğerlerini, mesela birinci terimi biliyorsak, artış miktarı r'yi biliyorsak diğerlerini bulabiliriz. Ya da herhangi iki tanesini biliyorsak bu formülü kullanabiliriz. Bir de bir dikkat etmemiz gereken nokta şu. Mesela diyelim ki 10. terimle 20. terimin toplamının yarısı. 10 ile 20'yi toplayın, ne yapıyor? 30. Yarısı ne? 15. Demek ki 15. terimi verecekmiş. Yani burada söylemek istediği buradaki formül de o. Bu da bizim ilk n terimimizin toplamı. Yani mesela ilk 10 terim toplamı deyince n yerine 10 yazarak bu işlemi, bu formülü çözdüğümüzde dizinin ilk 10 teriminin toplamını bulmuş oluruz. Geometrik dizi ise katlanarak gider. Yani iki katına çıkabilir. Yani çarpılarak ya da yarıya inebilir ya da 3 katına çıkabilir. Da işte çeyreği alına alına gidebilir gibi ifadeleri geometrik dizi diyoruz. Burada da R'ye ortak çarpan diyoruz. Bunun formülü de A1 çarpı R üzeri n eksi 1 olacaktır. Eğer birinci terimi ve ortak çarpanı biliyorsak, buradaki ortak fark, buradaki ortak çarpan. Şimdi eğer herhangi iki tanesi biliyorsak buradaki formülü kullanabiliriz. Yani AP çarpı R üzeri n eksi P'yi kullanırız AN'i bulabilmek için. Burada da yine aynı alttaki mantıkla, yani şuradaki mantıkla, eğer diyelim ki A10 ile A20'yi biliyorsak bunların çarpımının kare kökünü alırsak bu bize A15, yani bunların toplamının yarısını verecektir. Burada ise bakın ne diyoruz? İlk n terim toplamını, yani geometrik dizide ilk n terim toplamı sorulursa A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R formülüyle bunu kullanabiliriz. Şimdi sorularımıza geçelim. Mesela burada demiş ki genel terimi, bakın şöyle parçalı bir fonksiyon olarak verilmiş bize. Böyle bir AN dizisinin A17'yi, A6'yı, A19'u, yani 17. 6. ve 19. terimlerini bulup buradaki işlemi yapalım demiş. Şimdi A17'ye bakarsak
Ne diyor bize? 3'ün katından 1 fazla, 2 fazla, 3'ün katı. Şimdi 3'ün katından 2 tane fazladır değil mi? 3'ün katı 15 olduğuna göre 17 2 fazladır. Yani buraya yazacağız. Yani 17 eksi 1 bölü 4. Buradan 16 bölü 4'ten cevabımız burası 4 olacak. Daha sonra A6'ya bakarsak bu 3'ün katıdır. O halde A6 için ne yapacağız? Buraya bakacağız. 3'ün katı olduğundan dolayı N yerine 6 yazıyoruz ve bunu 12 buluyoruz. Akabinde A19'a bakacağız. A19'da 18 3'ün katı olduğu için 3'ün katından bir fazladır. Yani buraya bakmamız lazım. Şurada N yerine 19 yazarsak burayı da 20 olarak bulacağız. Ne yapacakmışız yani? A17 4 bulundu. A6 12 bulundu. A19'da 20 bulundu. Şu işlemi çözeceğiz. Yani 16 eksi 20'den cevabımızı eksi 4 olarak hesaplamış olacağız. Diğer bir sorumuza bakarsak buradaki dizi sabit diziymiş. Sabit dizi olabilmesi için katsayı oran mesela katsayı oranların evet birbirine eşit olması gerekiyor. Mesela ne gibi? Sabit polinom gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela buranın sabit olabilmesi için altta n kare yok. Burada n kare var. O halde bu n karenin olmaması lazım. Yani a artı 2'nin 0 olduğu durumlarda a eşittir eksi 2 olursa şayet buradaki n kare yok olur. Daha sonrasında geriye kalan şuradaki ifadede ne olacakmış? N'nin başındakilerin oranı sabit sayıların oranına eşit olacakmış. Böyle olduğu zaman bu dizi sabit dizi oluyormuş. Tabii ki bunu da buraya yazalım. Ne oldu yani? B bölü eksi 5 eşittir 5 bölü 6 oldu. Dilerseniz işler dışlar çarpımı yapıp 6 çarpı b eşittir eksi 25 olup b'yi de buradan eksi 25 bölü 6 şeklinde hesaplayabiliriz. Evet, buradaki sorularımıza bakarsak bir a n dizisinde a2'yi yazalım. a2'yi bize ne olarak vermiş? 9 olarak vermiş. Bu kenarda dursun, unutmayalım. Ve de a n artı 1'i n artı 1 çarpı a n olarak göstermiş buradaki genel terimi de. Buna göre diyor buradaki ifadenin genel terimi yani a n'i bulalım diyor bize. O halde a2'yi kullanarak n gördüğümüz yere bir 2 yazalım. N gördüğümüz yere 2 yazarsak ne oluyor burası? a3 eşittir 2 yazarsak 3 çarpı a 2 oldu bakın. Peki n gördüğümüz yere 3 yazarsak yazalım sırayla 3 yazalım. Ne oluyor? a4 eşittir 3 yazarsak 4 çarpı A3 oluyor. Peki 4 yazarsak ne oluyor? A5 eşittir 5 çarpı A4 oluyor. 5 yazarsak A6 eşittir, değil mi? A6 eşittir 6 çarpı A5 oluyor. Böyle 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 geliyor ve biz ne gördüğümüz yer hani AN'i arıyoruz ya genel terim dediğimiz şey AN. O halde bir eksiğini yazalım. A Yani ne yazalım burada? N eksi 1 yazalım. O halde burada N eksi 1 yazarsak bir tane artarsa AN olur. Burası da N çarpı, burası da A N eksi 1 olacaktır. Şimdi buna şöyle genel anlamda bakarsak, bunları taraf tarafa çarptığımı düşünürsem ben buradaki A3'ler, A4'ler, A5'ler derken buradaki tabii ki hepsi ne yapar gider. Bu tarafta sadece sol tarafta AN kaldı. Sağ tarafta 3'ten 4 5 derken neye kadar çarpım kaldı? Peki bunu nasıl düşünebiliriz? Bu n faktöriyel olsaydı şayet n faktöriyel olsaydı 1 çarpı 2 çarpı 3 ile devam etmesi gerekirdi. Demek ki burada bir kere 2 yaptığı için ne yapacağız? N faktöriyeli 2'ye bölerek AN'in genel terimini yani bu dizinin genel terimi olan AN'i bulmuş olacağız. Diğer bir sorumuza bakarsak dizinin kaç tane terimi tam sayıdır dediğinde polinom bölmesinden yararlanabiliriz. Yani aslında şundan bahsediyorum. Ben bu 6n artı 14, 6n artı 6 artı 8 şeklinde yazabilirim ve buradaki n artı 1'i de her ikisini şöyle ne yapabilirim dağıtabilirim. Ki şuraya baktığımda burayı üst tarafı 6 parantezin alırsam burası n artı 1 olur. Altta da n artı 1 var ve buradan n artı 1'ler gider. Burası 8 bölü n artı 1 olur. Şimdi burası 6 artı 8 bölü n artı 1 olduğuna göre bunun bir tam sayı olabilmesini sağlayan ifade ise şurası olacaktır. Burada demek ki n artı 1'in 8'i bölenlerden değerleri alması gerekiyor. Neler olabilir? Şimdi neye? 0 veremiyoruz. Sonuç olarak 1'den başlamak zorundayız. 1 verirsek burası 2 olur. Burasının tamamı 2 olur. Olurdu. Çünkü 8 2'ye bölünür. 2 verirsem 3 olur, bölünmez. 3 verirsem neye? Burada 4 olur. 8'i 4'e bölebilirim.
ve buradaki kesirli ifadeden kurtularak burayı bir tam sayı yapabilirim. 4 verirsek olmaz, 5 de olmaz, 6 da olmaz, 7 de olur. Yani aslında 8'i bölen sayılar nelerdir? İşte 1 böler, 2 böler, 4 böler, 8 böler. 1 olsun diye n'ye 0 veremeyeceğime göre 2 olsun diye n'ye 1, 4 olsun diye n'ye 3, 8 olsun diye n'ye 7 değerlerini verdim. Yani bunları alabiliyor. Yani kaç farklı değer alabiliyor? 3 farklı değer alabiliyor tam sayı olarak. AN bir aritmatik dizisiymiş ve böyle bir durumda A5 ile A13'ü vermiş. A50 kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bir kural var mı diye bakalım. Mesela 13 ile 5'in toplamı 50'nin herhangi bir şeyi 2 katı vesaire yapmıyor. O yüzden tek tek formülü şöyle yazacağız. Neydi? A5 için A1 artı N-1, yani 5'ten 1'i çıkarıyorum. 4 çarpı R eşittir 9'muş. Aynı şekilde A13 için tekrar A1 artı N-1, yani 13-1'den 12 çarpı ortak fark eşittir neymiş, bu da 33'müş. Böyle iki bilinmeyenli bir denklem elde ettikten sonra ben mesela şu üst kısmı eksiyle çarpıp daha sonra bunları alt alta toplarsam A1'lerden kurtulurum. Burası 8R olur. 33'ten 9 çıkarsa da 24 olur. R'imizi 3 buluruz. Demek ki 3 artı artı ilerleyen bir aritmatik diziymiş bu. 50'yi soruyor bize. Şimdi A50 için neler bilmem gerekiyor bizim? Mesela A1'i bilirsek ya da A5'ten de ilerleyebiliriz. Örneğin illa A1 gerek yok. A5 artı bununla bunu çıkarıyorum 50'den 5'i. Ne oluyor burası? 45 çarpı R'yi de bulduk. O da neydi? 3'tü. Peki A5'i biliyor muyuz? Evet biliyoruz. A50'ye o halde artık ulaşabiliriz. A5'i ne olarak biliyoruz? 9. Artı 5 kere 3, 15'in 5'i elde var 1. 12. 13 oldu. 9 eklersek de 144 şeklinde bir ifade elde etmiş oluyoruz burada. Diğer sorumuza bakarsak bu da aritmatik bir diziymiş. Buna göre ortak fark, yani ortak fark dediğimiz şey neydi? R'ydi. R'yi soruyor bize. Şimdi bu R'yi bulmak için neler yapabiliriz? Bir bakalım. Burada bir kural var mı diye şöyle bir göz atmaya çalışıyorum. Toplamları mesela bunun 17, bunun 12. Hani oradan da bir şey çıkmaz. O yüzden tek tek yazalım AN formülünü. Yani formülü bir daha şurada tekrar edecek olursak neydi? AN eşittir A1 artı farkları N-1 çarpı ortak farktı. O halde bu formülü burada uygularsak A8 için yazıyorum. A1 artı 7R olur. A9 için A1 artı 8R olur. Bunlar 32'ymiş. Daha sonra şunun için yazalım. A5 için A1 artı 4R olur. A7 için A1 artı 6R olur. O da eşittir 17'ymiş. Şimdi burası 2 tane A1 artı 15R eşittir 32 çıktı. Burası ise yine 2 tane A1 artı 4, 6 daha 10R eşittir 17 çıktı. Şimdi buradan yine ne yapabiliriz? Şu alt kısmı eksiyle çarparak bunları alt alta toplayabiliriz. Bunlar gider. Yani 5R'yi ne olarak buluruz? 32'den 17'yi çıkaralım. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıkarsak da yine burada 1 kaldı. Her yeri 5'e bölersek de ortak farkı bunda da 3 olarak bulmuş oluruz. Ki zaten biz ortak fark sorduğu için işlemimiz de bitmiş olur. Buradaki sorulara baktığımızda burada da geometrik diziler var. Geometrik dizinin 15. terimi M'ymiş. 7. ve 23. terimlerinin çarpımının M türünden eşiti nedir diye soruyor bize. Hemen bir bakalım. Şimdi 15. terim, yani A15 eşittir neymiş? M'ymiş. Bir kural yoksa formül uygulayacağız. A7 ile A23'ü soruyor. Peki 7 ile 23'ün toplamı nedir? 30'dur. Peki bunun yarısı 15 midir? Evet. Demek ki geometrik dizide kökün içerisinde A7 çarpı A23 neyi verirdi bize? A15'i verirdi. Her yerin karesini alırsak A7 çarpı A23 eşittir A15'in nesi olacak? Karesi olacak. Şöyle her yeri de kare aldım. Şöyle göstereyim. Her yerin karesini alırsak bu şekilde olacak. Zaten bana çarpımların değerinin m türünden diye soruyor. 15. terimde m ise demek ki 15 yerine m yazarsak burada m kare olarak bulacağız sonucumuzu. Diğer sorumuza baktığımızda ise ilk terimimiz 5 demiş. Bu a1'in 5 olduğu anlamına, ortak çarpanı 3 demiş. Bu da r'nin 3 olduğu anlamına gelir. Böyle bir geometrik dizinin 10. terimi, yani a10'u soruyor bize. Direkt formül kullanabiliriz. Nasıldı? Yazalım. A10 eşittir A1 çarpı R üzeri farkları 9. Bu olacak.
A onu bilmiyoruz. A 1'i 5 olarak biliyoruz. R'yi de 3'ün 9. kuvveti olarak biliyoruz. Demek ki 10. terim buymuş. Tabii ki burada sizden 3'ün 9. kuvvetini hesaplamanızı istemeyecektir. Trigonometrinin toplam fark formülleriyle yarım açı formüllerini de inceleyecek olursak şöyle düşünmeliyiz. Şimdi sinüsümüz bizim dağınıktır. Yani bunu sinüs A çarpı kosinüs B artı olduğu için artı sinüs B çarpı kosinüs A gibi düşünebilirsiniz. Eğer eksi olursa da tek farkımız yine sinüs A çarpı kosinüs B olacak. Eksi ise eksi olacak. Sinüs B çarpı kosinüs A olacak aynı şekilde. Kosinüsümüze bakarsanız bu da düzenlidir fakat artıysa eksi olur. Yani kosinüs A çarpı kosinüs B olacak. Arada artı olduğu için burası eksi. Sinüs A çarpı sinüs B olacak bu da. Aynı şekilde bu da öyle. Yani burası da kosinüs A çarpı kosinüs B olacak. Fakat bu da eksi ise artı olacağı için burası da sinüs A çarpı sinüs B olacak. Tanjanta baktığımızda ise tanjant A artı tanjant B formülü böldük 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B olacak. Eğer bu şekilde eksili olursa bu kez şöyle tanjant A eksi tanjant B yani burada artı gördüğümüz yere eksi eksi gördüğümüz yere artı yazacağız. 1 artı tanjant A çarpı tanjant B olacak. Kotanjantı sorarsa 1 bölü tanjantı kullanmakta fayda var ki genelde öyle çözüyoruz soruları. Yarım açı formülleri de tabii ki toplam fark formüllerinden türeyen şeylerdir. Mesela sinüse baktığımız zaman burada 2A demiş ya A artı A desek ne olur? Sin A kos A tekrar sin A kos A olur. Yani 2 tane sinüs A çarpı kosinüs A olur. Yani buradaki toplam farklardan türeyen ifadeler. Kos kare kosinüs 2A'ya bakarsak şayet. Mesela ne olur basa? Kos A çarpı kos A eksi sin A çarpı sin A. Yani bu da ne olacaktır? Kosinüs kare A eksi sinüs kare A olacaktır. Tabii ki kosinüsün yarım açı formülünde bunu kullanabileceğimiz gibi şunu da kullanabiliyoruz. Bakın biliyoruz ki biz sinüs kare A ile kosinüs kare A'nın toplamının 1 olduğunu biliyoruz. Ben burada sin kare, şey, kos kare A'yı yalnız bırakıp bunu karşıya atarsam yani şurayı 1 eksi sin kare A diye atıp buraya yazarsam bu aynı zamanda 1 eksi 2 sin kare A'ya eşit olur. Ya da ben aynı mantıkla buradaki kos kareyi yalnız bırakıp pardon sin kareyi yalnız bırakıp kos kareyi karşıya atıp 1 eksi kos kare A yazarsam bunun yanına o da ne olacak? 2 kosin 2 pardon evet 2 kosinüs kare A eksi 1 şeklindeki formülünü almış olacağız. Yani yarım açı formüllerinde biz kosinüste ya bunu ya bunu ya bunu artık sorunun gidişatına göre hangisini kullanacaksak onu kullanacağız. Tanjanta baktığımızda ise burada yine tanjant A ile tanjant A'yı toplayacaksak o halde 2 tanjant A olacaktır. Böldük. Burada tanjant A ile tanjant A'yı çarpacaksak 1 eksi tanjant kare A diyecektir. Yazacağız. Yani burası A artı A'dan 2A olduğu için yapıyoruz bunları. Buradaki sorumuza bakarsak sinüs 75'in değerini hesaplayalım demiş bize. Şimdi sinüs 75 60 ile 15'in toplamıdır ama 15'i bilmiyoruz. İşimize yaramaz ama şöyle yapabiliriz. Sinüs 40, 45 ile 30'u toplayabiliriz. Peki sinüsün toplam formu nasıldı? Sinüs 45 değil mi? Dağınıktı bu. Kosinüs 30. Artısı artı. Sinüs 30. Kosinüs 45 şeklinde yazabiliriz. Sin 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu, kos 30'un ise kök 3 bölü 2 olduğunu, sin 30'un 1 bölü 2 olduğunu ve kos 45'in de yine kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Burası kök 6 bölü 4 artı burası da kök 2 bölü 4 oldu. Buradan kök 6 artı kök 2 bölü 4 şeklinde buluyoruz sonucumuzu. Daha da ileriye gidemeyiz ya da belki bilmiyorum gidemeyiz. Yani kök 2 parantezine falan bile alsak sonuçta kötü bir sonuç çıkar. O yüzden en sadesi bu olmuş oldu. Bu tarz sorular oldukça karşınıza gelecektir. Kosinüs bakın 2 katı 2 katı artıyor. Ona dikkat edin. Yani hani 2 katı ne oldu? 40 oldu. Tekrar 60 oldu. Sonra tekrar 80 oldu. Yani 20-20 arttı daha doğrusu. Yani bunu nasıl yapacağız? Şuraya bir yazayım ilk önce. Yani kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 60 yani 20-20 arttı. Sonra kosinüs 80. Bana bunu soruyor. Bu tarz sorular çok klasik bir sorudur. O yüzden çözmek istedim kaçırmayın diye. Ben bunu kosinüs pardon sinüs hatta 2 sinüs 20 ile çarpıp 2 sinüs 20'ye bölersem bu eşitlikte herhangi bir şey değişmeyecektir. Fakat böyle böldükten sonra şurasının
Sinüs 40 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani orası ne olacak? Sinüs 40 olacak. Sinüs 40 çarpı yanında kosinüs 40 var. Çarpı kosinüs 60 var ve çarpı kosinüs 80 var. Peki böyle baktığımızda şayet ve bir de bölüde bu var. Onu da yazalım. Yani bölüyoruz. Bu da 2 çarpı sin 20 oldu. Peki buna baktığımızda ben bunu yine 2 ile çarpıp 2'ye bölersem bu kez şu kısma bakarsanız buranın ne olması gerekiyor? Sinüs 80 olması gerekiyor. Burası sinüs 80 olması gerekiyor. Yazalım şimdi. Sinüs 80 çarpı kosinüs 60 çarpı kosinüs 80 oldu. Böldük paydada da 4 çarpı sinüs 20 var bu artık. Peki buna baktığımızda yani ne yapabiliriz? Ben yine bunu 2 ile çarpıp 2'ye bölersem bu kez bunun ve buna bakarsak buralarda kosinüs 160 olacaktır. Yani 82 katı. Pardon, sinüs 160 olacaktır. Yani 82 katı. O halde burası da sinüs 160 çarpı kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz sonuçta. Alt tarafta da ne oldu? 8 çarpı sinüs 20 oldu. Peki sin 160 ile sin 20 birbirlerini 180'e tamamlıyorlar. Öyle değil mi? Yani ne yapabiliriz? Mesela burada sin 20'yi düşün. Bunu 90 derece. Yani burada sin 160'a baktığımızda bu ikinci bölgededir ve 180'e tamamlarsak da isim değişmez. Yani ben buraya eksi sin 20 yazabilirim. Burada çarpı 1 bölü 2 olduğu için bölü 2 olur. Altta da 8 çarpı sinüs ne olacaktır? 20 olacaktır. Buradan sin 20'ler gider. Yine eksi olacaktır. Birinci aynen ikinciyi ters çevirip çarptığımızda 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 8 şeklinde bulacağız burayı. Burası da eksi 1 bölü 16 şeklinde hesaplanacak. Buradaki sorularımıza baktığımızda ise bir ABC üçgeninde sinüs A 3 bölü 5 ve sinüs B 12 bölü 13'müş. Sinüs C kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bir ABC üçgeni dediğinden dolayı şöyle bir ABC üçgenimizi görselleştirelim. Burası A, burası B, burası C olsun. Yani A'nın, B'nin ve C'nin toplamının 180 olduğunu biliyoruz. C'yi istiyorsa bize 180 eksi parantezinde A artı B şeklinde bulabiliriz bunu. Yani C yerine bu C'ye eşitmiş yani. Ben C yerine yani sinüs A pardon 180 eksi A artı B diyebilirim. Bu C'ye eşitmiş. Peki sin C'ye eşit yani. Yazalım onu da. Şöyle sin C'ye eşit. Peki 180'den bir açı çıkarsa bu ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüsün işareti. Evet, sinüsün işareti pozitiftir arkadaşlar. Bir önceki soru aklıma geldi. Hemen ona bir geri dönelim. Burada dikkat eksik hatası yaptım. Şimdi buradaki sin 60 tabii ki ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede sinüs pozitif ise burası artı olacaktır. O yüzden sonucumuz da şu şekilde artı olacaktır. Bunu böyle düzenleyelim. Şimdi gelelim buna. Yine aynı mantıkla sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için burası da isim de değişmeyecek. 180'e tamamlandığı için direkt sinüs A artı B'ye eşit olacak. Peki sinüs A artı B'ye eşitse toplam formülünden bu aynı zamanda sinüs C'ye eşit çıktı. Yani ne yapacağız? Sinüs A çarpı sinüs kosinüs B diyeceğiz. Artı sinüs B çarpı kosinüs A diyeceğiz. Yani hem düzensiz olacak artıysa da artı diyeceğiz buraya. Şimdi sinüs A'ya baktığımızda sinüs A belli. Neymiş bu? 3 bölü 5'miş. Kosinüs B'ye baktığımızda bunu bilmiyoruz. Peki kosinüs B için şuraya yazacak olursak arkadaşlar bakın. Hemen bir dik üçgen oluşturalım. Şöyle. B'deyiz, değil mi? Şurası B açısı olsun. Sinüs B neymiş? Karşı hipotenüs olduğu için burası pardon komşu hipotenüs oldu pardon karşı bölü hipotenüs olduğu için burası 12, burası da 13 olacaktır. O zaman 5, 12, 13 üçgeni var. Peki kosinüs B de o zaman komşu hipotenüs olduğundan dolayı 5 bölü 13 olarak bulunacak. Artı sinüs B. Şimdi buradaki sinüs B'nin 12 bölü 13 olduğunu biliyoruz. Çarpı kosinüs A için burada yine bir dik üçgene ihtiyacımız olacak. Şuranın A açısı olduğunu düşünürsek ve sinüs olursa karşı hipotenüs oldu. O zaman burasının da 4 olması gerekiyor. O zaman kosinüs A'nın da 4 bölü 5 yani komşu hipotenüs olduğunu göreceğiz. Şimdi burada sadeleştirme yapabilirim aslında ama paydalar aynı olsun istiyorum. Yani şöyle yapalım. 15 bölü 65 artı 48 bölü 65 oldu. Toplarsak bunları da 8, 5 daha 13'ün 3'ü elde var. 1,
Burası 5, bir değil de 6, 64, 63 bölü 65 şeklinde bir işlemin sonucuna ulaşacağız arkadaşlar. Evet, son sorumuza baktığımızda ise burası kosinüs 4. derece ve sinüs 4. dereceden olduğu için tabii ki çarpanlar ayırmaları biliyorsunuz ki çok kullanıyoruz burada. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. Hani kos karenin karesi, sin karenin karesi olduğundan dolayı sinüs kare 75 eksi, pardon kosinüs diyelim şuraya, kosinüs sinüs kare 75 tekrar çarpı kosinüs kare 75 artı sinüs kare 75 şeklinde bunları yazabiliriz ve buranın 1 olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Şimdi buraya baktığımızda ise kos kare 75 ile sin kare 75 kosinüsün yarım açı formülü, değil mi? Yani ne olacak burası? Kosinüs 75 75 neye verecek bize? 150. Şimdi bakalım, kosinüs 150 ikinci bölgede işareti negatiftir, o yüzden eksi olur. 180'e tamamlarsak ismimiz değişmez, kosinüs neye eşit olur? Aynı zamanda 30 olur. O halde kos 30'un da kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. O halde cevabımız eksi kök 3 bölü 2 olarak hesaplanacak.